Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Uzunca bir süredir şöyle dükkanı bir baştan aşağı çekmemiştim. Tekrar bir göstereyim istedim. Bir ara çekmiştim, bayağı da ilginizi çekmişti. Ürünleri baştan bir göstereyim. Daha önceden ikinci eller şurayı kaplıyordu. Sıfır ürünlerin fiyatının artmasıyla ikinci eller bayağı azaldı. Şuraya köşeye toparladım, oraya da genelde sıfır ürünleri koydum. İkinci olarak böyle pipo filtreler birkaç tane. Kuluçka makinesi, yavruluklar. Tek tük bir şeyler kaldı. İhtiyacı olan oldukça buradan açıp bakıyoruz. Kova yemlerim hep yukarıda zaten. Bütün balıklarıma verdiğim yemlerin, kullandığım yemlerin. Ya bunların hepsini birebir balıklarımda kullanıyorum. Hangisini, hangi balık daha çok sevdiğini o şekilde tecrübe etmiş oluyorum. Sonra pipo filtreler başlıyor. İşte BioLife, BioStone marka, Mac marka, Gap marka, çeşit çeşit pipo filtreler. Biliyorsunuz ben de kendim çok fazla pipo filtre kullanıyorum zaten. Elimden geldiğince de çeşitli boyutlarda, şekillerde. Bu BioLife'ın yüzen filtresi. Aşağı yukarı pipo filtre ile aynı mantıkta. Köşe pipo filtreler. Şu bir fanusun içine konulabilecek şekilde bir pipo filtre. Gene boy boy köşe pipo filtreler. Normal yuvarlaklar. Şu şekilde içinde farklı malzemeler bulunan pipo filtreler. Kendinden motorlu pipo filtreler. Dolphin'in. Sonra bunları çalıştıracak hava motorları. Bunlara da böyle çok olmasa da birkaç çeşidi var. Her zaman söylüyorum en uygun fiyatta pipo hava motoru ama traktör gibi ses çıkarabilir, evin içinde sizi rahatsız edebilir. Sonra markasına, fiyatına, kalitesine göre sesi azalıyor. Mesela şu Sera bayağı sessiz çalışan bir hava motoru. Gene Resum markalar bende zaten yani şu değil ama şundan itibaren hepsini kullandım. 4 çıkışları var arkada. Resun Air Pump 8000. Gerçekten Resun bayağı sessiz çalışan bir marka. Onları zaten artık ihtiyaçlara göre hepsini gösteriyorum. Pilli hava motorları. Bu gene sessiz çalışan bir hava taşı. Karbondioksit difüzörüne benzer ama oksijen veriyor. Çok küçük taneciklerle hava çıkarttığı için hava kabarcığı sesleri çıkmıyor ve sessiz bir hava motoruyla neredeyse sıfır sesle bir akvaryumuza havalandırmış oluyorsunuz. Yine yavruluklar, tül yavruluklar, BioLife'ın akıllı yavrulukları gerçekten çok kullanışlı. Ben vatoz üretken çok kullanıyordum. Yine bu anne sağ tarafta duruyor. Yavrular sol tarafa kaçabilen, kendinden havalandırma sistemi olan bir yavruluk. En klasik yavruluklar. Tek bölmeli ve iki bölmeli olaraktan. BioLife'ın kuluçkası. Daha klasik bir kuluçka. Akvaryumlar. İtalya akvaryumlar. Şöyle boy boy. Bunların bir en büyük boyu daha var. Onu da biraz sonra gösteririm. Burada da kafa motorları, dalga motorları, şelale filtreler, otomatik yemleme makineleri. Balıklar için, akvaryumlar için ihtiyaca göre ürünler mevcut. Hava motorları, iç filtreler pardon. Gördüğünüz gibi en büyük boyundan küçük boylarına kadar ufacık bir akvaryumda bile kullanabileceğiniz küçük hava motorları mevcut. En sevdiğim ürünlerden vatoz üretim küpleri. Plako Türk'ün yaptığı küpler. Çeşit çeşit değişik dizaynlarda. Kökler, gene bunlar Plako Türk'ün vatozların altına saklanabileceği mantık. Hani delikler şu şekilde. Doğada bunlar biliyorsunuz yaprakların altına falan saklanıyor. Kısmen bazı yaprakların altına deliklerden güneş ışığı giriyor. Bazılarına girmiyor. Üstü kapalı oluyor. Vatozlar da bunların altından da kendilerini güvende hissediyorlar. Her zaman biliyorsunuz vatozlar gizlenecek yerleri seviyorlar. Köklerimiz mevcut. Gene küplerin melek üretim küpleri. Ciklet üretim küpleri, aş küpleri diye geçiyor. Şu şekilde üstü açılabilen vatoz küpleri.
Yumurtaları buradan alıp görebiliyorsunuz. Bitmiyor küp çeşitlerimiz. Çeşit çeşit vatoz küplerimiz var. Şu çok hoş. Kısmen şöyle biraz yerden yüksek, biliyorsunuz vatozlar hep yerde zaman geçirdiği için en ufak bir nitrat patlamasında çok zarar görüyorlar. O yüzden böyle kısmen yüksek yapmışlar. Vatoz saklanma alanları şurada da bayağı çok var. Bunu da bir hemen göstereyim. Bunun devamı olarak. Yem çeşitlerimiz. Tatil yemleri. Japonlar için özel yemler. Karides yemleri. Kaplumbağa yemleri. Kaplumbağa saklanma alanları. Burayı hemen hızlı geçiyorum. Birçok arkadaş tepki gösterebilir. Fanusta balık beslenmez diye. Ama fanus ve betalar için çeşitlerimiz var. Şu bizim işimizi daha çok ilgilendirir. Artemia çıkartma setlerinin yani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir set aldığınız zaman içinde kepçe geliyor ama kendiniz bir şekilde işte şişeden filan Artemia çıkartmak istediğiniz zaman buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Tek satılan Artemia çıkartmak için kepçeler. İn ve marka mıknatıslı kabuğu ayıklanabilen Artemia'lar için neodyum mıknatıs, bu normal mıknatıslardan çok daha güçlü ve o şekilde daha rahat toparlayabiliyorsunuz yumurtaları. Dış filtreler için malzemeler karbon, seramik, zeolit, akvaryumunuzu kendiniz yapmak istiyorsanız özel akvaryum silikonları, hem şeffafı hem siyahı mevcut. Dediğim gibi MAC marka otomatik, pardon bu otomatik değil, MAC marka Artemia çıkartma seti. Otomatik olanı şu. Burada yavrular kendi otomatikman akvaryum içine gidiyor. Bunlarla ilgili zaten çok detaylı kendi kullandığım videolar var. Merak ediyorsanız onlara bakabilirsiniz. Pipo filtrelerin yedek süngerleri. Kendim de çok zamanda aradığım için buldukça böyle bol bol alıyorum. Daha büyüklerinden kendimin de ihtiyacı var ama daha bir toptancıya denk gelmedi. Gene akvaryumlar için bakteri kültürü, bakteri kültürü besleyicisi, su düzenleyicisi, Bactotabs gibi iç parazita iyi gelen ilaçlar, bitkiler için sıvı gübreler, işte metilen mavisi, salyangoz önleyici ilaçlar, vitaminler tarzında katkı maddeleri, dereceler, akvaryum içine veya dışına yapıştırıp akvaryum su sıcaklığını kontrol edebileceğiniz aparatlar. Burada bitki setleri, cımbızlar, makas var, cam kazıma aparatları var. Karbondioksit seti. Bunu bu şekilde bir kere set olarak alıyorsunuz. Daha sonra şu tüp bittikçe tüpüne ilave kendinizi tekrardan alıyorsunuz. Bitki yapıştırıcıları dekorasyon yaparken kullanmak için. Gene küpler. Burası daha çok vatoz, karides için gerekli olan küp çeşitleri. Karides beslenme tabakları. Işıklarımız klasik dalgıç floresanlar, armatür şeklinde smart marka ürünler ve şöyle bolca gördüğünüz gibi Aquamaster LED'ler. Yani bu ürünü evimde de kullanıyorum, aşağıda da kullanıyorum. Birçok arkadaşa da verdim. Hani istisnasız şu anda memnun kalmayan kimse yok. Herkes verdiği ışıktan, kalitesinden uzun sürece, yani şu ana kadar sorun yaşayan, bu yandı, patladı, çalışmıyor artık diyen yok. Gerçekten çok kaliteli, güzel ışık veren bir ürün. LED olması da az elektrik çekmesi anlamına geliyor zaten. Yati köklerimizin çoğunluğu, büyük boyutlu olanları burada. Ve yine akvaryumlar, ithal akvaryumun en büyüğü. Şöyle yine ithal bir akvaryum üzerinde kendi standart ışığıyla birlikte mevcut. Küçük akvaryumlar. Cam temizleme mıknatıslı aletler. Şu benim de kullandığım otomatik zamanlayıcı bir şey. Zaten bir elektrik aleti. Birçok şeyde kullanılıyor. Benim buradaki akvaryumlarda belirli saatte yanıp ışığın belirli saatte sönmesini sağlıyor. Gene yer yetmediği için iç filtrelerin devamı. Yapay bitkiler. Yapay bitkilere hemen dipnot açıyorum. Bu zararlı, salınım yapar, akvaryumda kullanılmaz diyen çok arkadaş olacak. Yıllarca kendim çok kullandım. Hiçbir zararını görmedim. Bu şekilde akvaryum için özel üretilen yapay bitkilerden sıkıntı gelmez arkadaşlar. Tabii ki canlı bitkiler daha güzel, daha sağlıklı, görseli daha güzel ama onu da canlı tutmak, soldurmadan
çürütmeden tutmak ayrı bir meziyet. Her zaman söylüyorum, balık bakımından daha zor bitki bakımı. Özellikle şurada bakın, bu akvaryumda kullanılmayacak bir yapay bitki. Bildiğiniz normal çiçekçilerde satılan bir yapay bitki. Göstermek için burada tutuyorum. Ama bunların hepsi akvaryuma uygun, boyaları akvaryumda salınım yapmayacak şekilde olan bitkiler. Kumlarımız mevcut. Bunlar benim genelde ikinci el kullandığım, yani kendi kullandığım, sonradan kullanmaktan vazgeçtim ikinci el kumlar. Sıfır kumlarda çeşitleri mevcut. Şeyler, püren çalısı ağaç şeklinde olan dekorlar. Şurada bir mercanımız var. Özgel JBL Manado bitki kumu. Benim buradaki akvaryumda kullandığım. Gene özel yapım ağaç figürleri. Sanatını kullanarak arkadaşın yaptıkları güzel dekorlar. Bunların üzerine mos bağlayaraktan mos ağaçlar oluyor. Çok güzel oluyor. İşte hava taşları. Dış fizzelerinin, hortumlarının ek yerleri, kabuklar, bir sürü akvaryum malzemesi, hava çoğaltıcılar, vantuzlar, check valve'ler, T ayraçlar, vanalar, ısıtıcı ve ışık vantuzları gibi aparatlarımız mevcut. Gene burada da devamı var, vanalar, özel çelikten yapım vanalar. Bunların teklisi, üçlüsü ve şöyle dörtlüsü var. Gerçekten mükemmel. Hiç hava kaçırmıyor ve milimetrik ayar yapabiliyorsunuz. Büyük yavruluklar çok güzel. Özellikle cikletler için kullanılır ama birçok balığı da akvaryumun içinde bunun içine koyunca hızlı boylanacağı yerler. Şu da balık satışı yapan arkadaşlar için, balığı boylandırmak için şöyle santimleri yazıyor. Herhangi bir yerinde akvaryumun bunun içindeyken fotoğrafınızı çektiğiniz anda balığın kaç santim olduğu görünüyor. Ve ona göre işte 3 santim balık satıyorum, 5 santim balık satıyorum diye fotoğrafını paylaşabilirsiniz. BioLife akıllı yavrulukların devamları. Şurada gene biraz ıvır zıvır eskiden kullandığım kafes sistemleri. Neydi bunun adı? Elyaf dış filtre kullanılan. Fazlalık hortumlarım lazım oldukça buradan kullanıyorum. Arka fonlar. 30 santimden başlıyor, 30 santim, 40 santim, 60 ve 80 santimlikler mevcut. Düz siyah olanları var, dekorlu, desenli olanları var. Artık kendi göz zevkinize göre akvaryumunuzda kullanıyorsunuz. Mangrove kökleri, büyüklü, küçüklü, boy boy akvaryumda boyutuna göre kullanabilirsiniz. Gene şekil verilebilen hava taşları. Cımbızlar ve makasların devamı, bitki setlerinin. Şöyle kepçelerimizin en büyük boyundan en küçük boyuna kadar kepçe çeşitlerimiz var. Isıtıcılar 25 watt, 50 watt, 100 watt, 200 watt ve 300 watt olmak üzere ısıtıcı çeşitleri mevcut. Dip çekim aparatlarımız. Gene pipo filtrelerin cama yapışan versiyonları. Küçüktü, büyüktü. Bu da kendinden motorlu bir pipo filtre. Hiç hava motoruna ihtiyaç duymuyorsunuz. Şurada da cam temizleme aparatları var. Böyle manuel olarak sizin kendiniz elinizde yapabildiğiniz. Gerçi bu da manuel olarak. Bu cama yapışıyor. Siz dışarıdan sağa çekiyorsunuz. İçeriden sağa gidiyor. O şekilde bir aparat var. Ve daha ışığımız yanmadı ama Japonların, leopar vatozların tertemiz yaptığı görsel akvaryumlarımız. Gördüğünüz gibi camlar pırıl pırıl. Üçer tane leopar vatoz bu hale getirdi bu akvaryumlara. Şimdilik şurada Japon kaldı sadece. Aşağıda Japonlar yok. Şuraya biraz daha tetra, molli tarzı bir şey koymayı düşünüyorum ama bir fırsat bulup da getiremedik. Ne derler? Terzi kendi sökünün dikemez. Aşağıdan balıkları yakalayıp buraya getiremedik. Bir gün getiririz illaki. Evet, dükkan turumuz da bu şekilde. Akvaryum üzerine her şey var diyemem ama birçok şey var yani. Kendimce toptancılarda görüp ihtiyaç duyabileceğimi düşündüğüm, kendimin ihtiyaç duyabileceğimi düşündüğüm her şeyi arkadaşların da ihtiyaç duyacağını tahmin edip bulundurmaya çalışıyorum. Tabii ki olmayan şeylerimiz vardır. Ha, şurada dış filtremiz de var, onu göstermedik. İki tane Sunsun'un 602B ve 603B dış filtresi var. Tabii ki bu dış filtre olayı derya deniz, çok çeşidi var. Tabii ki bu iç filtreler, pipo filtreler, hava motorlarının çeşitleri çok fazla ama
İşte bizimkisi mini pet shop. Ama küp konusunda iddialıyım. Bu kadar küp çeşidini bulabileceğiniz bir yer olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü çok seviyorum kendim. Dekor olarak durmaları bile yeterli benim için. Küçük bir pet shop turumuzu tamamlamış olduk. Elimde bulunan malzemeler bunlardan ibaret. Zaman ayırıp videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.